Turgutlu Karadenizler Dernek Başkanımız da beraberiz. Dernekle ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. Öncelikle başkanımızı tanıyalım. Hoş geldiniz. İbrahim Uzun, Turgutlu Karadeniz Dernek Başkanlığı yürütmekteyiz. Bizim buradaki ortamımız gayet güzel, gayet iyi, sıcak bir ortam. Turgutlu bildiğiniz gibi Türkiye'nin büyük ilçelerinden bir tanesine sahip. Yani 150 bin nüfuslu, Türkiye'de birçok ilden de bazı ilde 30-35 tane ilden de büyük bir ilçe. Burada hemşehrilerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Evet. Yani bir etkinlik faaliyet ya da şöyle soralım, derneğinizin buradaki Karadeniz'de olarak sayısı ne kadar? Bizim burada potansiyel olarak yaklaşık 5000 civarında bir Karadenizli hemşehrimize, hemşehrilerimizle beraberiz burada. Etkinliklerimiz dönem dönem yıl içerisinde malum bizim genelde yazları hemşehrilerimiz ya çay ya da fındık sezonuna boşalıyor, gidiyor. Az bir katılım var. Diğer hemşehrilerimiz de zaten esnaf, iş yapıyor. Burada boş durmak yok, gurbette yaşıyoruz. Çoluk çocuk yaşam mücadelesi veriyoruz. Onun için genelde kışları, kış dönemlerinde belirli etkinliklerimiz oluyor kendi aramızda. Yani az da olsalar diyorsunuz, bir horon tepiyor musunuz? Yani onu sorayım. Yani o bizim zaten olmazsa olmazlarımızdan o vazgeçilmez. Horonla beraber hamsi kültürümüz zaten söyleme gerek yok. Onunla beraber olmazsa olmazlarımızdan biz burada bir yerde Karadeniz Ege bölgesi ne köprü oluşturduk, zincir oluşturduk. Bu anlamda biz Karadeniz'i buraya temsil ediyoruz. Memleketlerimize döndüğümüz zaman da Ege bölgesini temsil ediyoruz. Bu vesileyle burada yaşam tarzımız sadece bölgesel anlamda değil, aynı zamanda buradaki Egeli hemşehrilerimizle de entegre sağlamış durumdayız. Yetişen çoluk çocuğumuzla beraber hem kendi bölgemizin kültürünü koruyup kollamak, yaşatmak, hem de Turgut'taki Turgutlu'la hemşehrilerimizle beraber ortak noktayı bulup onlarla beraber aynı kategoride, işte onlara biz kemenciyi, halk kendimize göre horonu öğretiyoruz. Onlar da bize Ege bölgesinin oyunlarıyla beraber böyle bir birliktelik, güzel bir birliktelik sağlanıyor. Çünkü biz burada, yani bizim bir de rahat olan bir şeyimiz, bizim her topluma gittiğimizde Karadenizli olarak gurur duyduğumuz bir nokta, uyum sağlamakta zorluk çekmiyoruz. Sağ olun, onlar da bizi kabulleniyor. Biz de onlarla beraber işte bu güzel çatı altında hemşerimiz ve dostlarımızla beraber boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Evet. Bir de başkanım, aslında şey olmadı. Normalde bu sene çok fazla hamsi festivali olmadı yanılmıyorsam. O da Karadeniz'de hamsi kalmadı mı, yoksa havaların iyi gitmesinden dolayı mı biraz sıkıntı var? Şimdi biz hala bu sene ve hamsi günü istediğimiz seviyede, düzeyde yapamadık. Dar bir çerçevede yapabildik kendi aramızda. Bizim daha önceki hamsi günü, biz şunu da diyoruz, yani 8-9 sene önce Türkiye'de Turgutlu Karadeniz'de derneği olarak hamsi günlerini başlatan derneklerden bir tanesiyiz. Çok da güzel, bu bürokrasiyle beraber, bütün dostlarla beraber iç içe 500 kilo, 1 tona kadar yaklaşan bir hamsi potansiyeli tüketiyorduk. Ve bunu da şenlik havasında yapıyorduk. Bunun yanında işte lahanamız, mısır ekmeğimiz, haşlamamızla beraber ortak bir güzel bir nokta yakalamıştık. Ama bu sene ne hikmetse böyle bizim bölgede de, yani Karadeniz bölgesinde de yeterli ve üst seviyede bol bir hamsi sezonu yaşayamadık bu sene. Hala da görüşmeler. İşte bunda havaların iyi gitmesi, hamsinin artık Karadeniz'den uzaklaşması, ya açıkçası biz de gerçek Karadeniz hamsi olmadan da böyle bir etkinlik yapmayı doğru bulmadık. Onun için hala da takipteyiz. Eğer hamsi böyle bollaşırsa, bulursak, yine biz bu etkinliğimize devam edeceğiz. Peki, teşekkür ediyoruz başkanım sizlere. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ulusal Haber'in portalı Optimus Haber, Turgutlu.